Merhabalar. Nöroanatomide diyansefalonla devam ediyorum. Diyansefalon yani ara beyin, mezansefalonla beyin yarım küreleri arasında kalan kısım 5 kısımdan oluşuyor, 5 bölgeden oluşuyor. Epitalamus, metatalamus, talamus, subtalamus ve hipotalamus olmak üzere. Şimdi önce bu yapıları gösterelim, sınırları tam belli olmamakla birlikte. Epitalamus arka tarafta, talamusun arka üst kısmında yer alıyor. Corpus pineale, şurası commissura posterior ve şurada arada şurada trigonum habenula'dan oluşan bölüm. Buraya epitalamus diyeceğiz. Metatalamus corpus geniculatum laterale ve mediale'den oluşacak. Onlar da collicul superior ve inferiorla bağlantı kuran yapılar. Talamus şurası, talamusun arka tarafında kalan daha lateraldeki kesitlerde net görebileceğimiz yapılar bunlar. Bazı kaynaklarda da talamusa dahil gösterilmiş metatalamus. Talamus şurası diyansefalonun en büyük parçası. Şu anda burada sağ talamusun medial yüzünü görüyoruz. Şurada adezio intertalamica var. Diğer talamusla bağlantı sağlayan kısım. Burası çok sayıda çekirdekten oluşmuş bir gri cevher kitlesi. Burada başka şuradaki sulcus hipotalamikusu gösterebiliriz. Burası talamusla hipotalamusun ayrıldığı yer. Sulcus hipotalamikus. Subtalamus da mezensefalonla diyansefalon arasındaki yine sınırları tam belli olmamakla birlikte şurayı gösterilen yer subtalamus. Hipotalamus ise sulcus hipotalamustan aşağısı, şurası. Burada neler var? Talamusun altında kalan kısmı, şuraya hipotalamus diyoruz. Burada hipotalamusa ait çekirdekler var. Nükleus hipotalamikus dediğimiz şu bölgede. Sonra yine şurada önde corpus mamillare'yi göreceğiz. Chiasma opticum. Şurası infundibulum, hipofiz bezi, glandula hipofizialis. Hipofiz bezine tutunduğu yerin yaptığı kabarıntıya, hipotalamustaki yaptığı kabarıntıya tübersinerium diyeceğiz. Hipotalamus da bu şekilde. Bu kesitte başka neler görüyoruz? Genel olarak onlara bakalım. Şurası, yukarısı beyin hemisferlerinin medialden görüntüsü. Facies medialis. Şurası gyrus singuli. Şurası sulcus singuli. Şu arası sulcus corporis callosi. Şurası corpus callosum yapısı. Şurası septum pellucidum, fornix, commissura anterior. Şurası plexus choroideus, corpus pineale demiştik, adezio intertalamica, commissura anterior, lamina terminalis, area subcallosa. Beyin sapını işlerken buraları daha ayrıntılı göreceğiz. Mezensefalon, pons, medulla oblongata. Şurası ventriculus quartus'un olduğu bölüm. Colliculus superior ve inferiorların olduğu yer. Cerebellum'un hemisferleri. Ve şurada cerebellum'un içindeki beyaz cevherden oluşan arbor vita isimli oluşum. Bunları daha ayrıntılı önümüzdeki derslerde göreceğiz.